Hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Şöyle beraber bir resim alalım. Dur bir dakika, ben oradan poz vermem, buradan vereyim. Şöyle ha. Tamam. Buyurun, siz buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Çok zarifsiniz. Teşekkür ederiz. Hepimizin mersisi olarak o şekilde yapmamızı getirdik. Sizi ziyaret istedik. Biz de sizi ziyaret etmek istedik. Mine Hanım'ı aradık. Hı-hı. Yani yerlerinde olduklarında tebliğe gidelim diye haber verin dedi. Hala haber bekliyoruz. Şundan dolayı daha henüz görev şeylerinde çıkıyoruz. Evet. Yeni aldık. Şimdi işte dernek yerlerimizi şu anda yerlerimizi yapıyoruz. Eski yönetimden bazı belgeleri falan yeni devraldık. Yönetim kurulumuzu daha yeni toparlamasını yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle. Ben takip ediyorum internet. Takipteyim. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Zaten günümüzde sosyal medya çok aktif olarak kullanıldığı için biz de bunu bildiğimiz için belki bizi arar insanlar fikir verir. Çünkü sonuçta hedefimiz hemen info oluyor. Gezilerine başlamışsınız gördüm hemşinlere falan. Şimdi yönetim kurulu olarak madem göreve geldik, hani ilk önce kendimizin nerede olduğunu, ne pozisyonda olduğumuzu görmemiz lazım. Yani iyi de oldu yaptığımız info gezisi. Çünkü aramızdan bazı yönetim kurulu arkadaşlarımız şelaleye falan gitmedi, bir oldu falan gibi cümleler de duydum. O anki fiziki şartları görmeleri, gideceğimiz ziyaretlerde turizmi ve derneğimizi açıkça ifade ederken daha olgun ve daha düzgün ifade edeceklerini düşündük. İyi de oldu çünkü her biri işletme sahibi kişiler, yönetim kurulumuz arkadaşlarımızın. Sonuç olarak hepsi... Biz halktan biri olaydı isterdim. Şimdi halktan biri de olacak. Hatta şöyle bir çalışmamız ileriki zamanda olacak, onun da müjdesini vereyim veya da size sordunuz. Hem buradaki ilçemizdeki öğretim ve liselerimizde hem de belli bir halk günlerinde şehrinizi tanıyor musunuz? Adı altında, slogan adı altında güzel bir çalışma yapacağız. Bu konuda belediyemize, kaymakamımıza çok duyarlı, sağ olsun. Çünkü yaşadığımız şehri hepimiz yaşıyoruz ama yaşadığımız yerde nelere sahibiz, nasıl kültürel bölgelere sahibiz? Çok kişi bilgi sahibi değil. Çünkü ben belki Aktaş Şelalesi'ne 2015 yılında ve bu sene belki yüzlerce defa gitmişimdir. Ama bundan iki hafta önce gittiğimde bir grubumuzu gezdiriyordum. Bir beyefendiyle karşılaştım. O derede tuttuğum bir alabalık vardı. Kırmızı met dediğimiz orijinal bir balık. Ben hani oralarda olmaz diye düşünüyordum ama ilk defa iki yıl sonra öyle bir şeye karşılaştım. Ve şimdi diğer gruplarında anlatımımı yaparken gelen kişilerin misafirlere bu derede hala doğal balığımız olan alabalığın özellikleri de şeyini anlatıyorum. Çünkü gördüm, birebir gözümle tutulduğunu da gördüm. Kendisinin balık boyutlarını da gördüm. Çok sevindim açıkçası. Çünkü ben bile bilmiyordum. Hep yeni şeyler öğreniyoruz zaten. Evet, yaşadıkça öğreniyoruz. Kesinlikle bu imkanlarımız da var. Dediğim gibi projelerimiz de devamlı gelecek zaten. İlk önce, ilk de bir tanesi de bu herkesimizi, ilk öncelikle buradaki yaşayan insanları Akçucu'muzu tam anlamıyla göstermek, öğretmek, tarihi hakkında, kültür anlamında bilgiler vermek. Kesinlikle. Yaşadığımız yeri bilmek zorundayız. Aynen. Benim